Evet, yeniden merhaba sevgili seyirciler. Bu pazar günü gerçekten çok yoğun. Arkadaşlarım canlı yayındalar. Başka mekanlardan sizlere görev yapmaya çalışıyorlar. Biz de stüdyodan çok değerli milletvekillerimizi ağırlıyoruz. Elbette teknik anlamda bazı sıkıntılarım var ve sayın vekilimiz gelirken dedi ki neden dedi bu kadar telaşlısın? Ama işte bu programın getirmiş olduğu bir heyecan. Profesör Doktor Aytu Atıcı'yı ağırlıyoruz sevgili seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili. Hemen kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, akşamlar. Bey, iyi akşamlar. Efendim ne zamandır görüşmüyorduk. Nasılsınız? Evet. Keyifler nasıl efendim? Vallahi ben bilmiyorum. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Açıkçası yaptığım bütün çalışmalarda, gezdiğim köylerde insanlar da kendilerini iyi hissediyorlar. Türkiye kendini iyi hissediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerde yaptığı siyaset halkı memnun etmiş olmalı. Gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı bütün Türkiye'yi mutlu etmiş olmalı ki herkes artık iyiyim, iyi olacağız inşallah diyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Her gün daha da iyi oluyorum ben de. Evet. Efendim tabii yarın önemli bir gün diye ifade etti değerli milletvekillerimiz. Sayın Kuyucuoğlu ve Sayın Çamağı ağırladık. Biraz sonra da Sayın Sağlar'ı ağırlayacağız sizden sonra. Yarınla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Sayın Genel Başkan Mersin'e geliyor. Bir miting havasında geçeceği Sayın İl Başkanı tarafından ifade edildi. Yarınla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi efendim, aslında Genel Başkan hiç miting yapmaya niyeti yoktu. Evet. Olaya da miting olarak başlamadık. Biz sadece il binamızın açılışına ve seçim startını vermeye çağırmıştık Sayın Genel Başkanımızı. Ama olay o kadar büyüdü ki binlerce telefon, binlerce insan biz de gelmek istiyoruz deyince ister istemez mini bir miting havası içinde olacak. Evet, yarın 14 Mayıs saat 11'de il binamızı açıyoruz. Bu basit bir il binası değildir. Başta il başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu basit bir il binası değildir. Türkiye'nin ilk akıllı siyasi parti il binasıdır. Seçim koordinasyon merkezi. Evet. Aynı zamanda seçim il binamız aynı zamanda seçim koordinasyon merkezidir. Evet. Buraya gelmeden önce orayı da ziyaret ettim. İnanılmaz mutlu oldum. Yani 3 katıda son derece işlevsel hale getirilmiş. Şöyle bir baktığınız zaman burası neye benziyor dediğiniz zaman ben arı kovanına benzettim. Gerçekten arı kovanı gibi. Çünkü oturacak sandalye pek yok. Her taraf işte masa, ekran, efendim işte istişare edilecek alanlar, akıllı ekranlar, akıllı tahtalar, iletişimle ilgili her türlü bilişim altyapısı kurulmuş. Bir arı kovanı, evet biz il binamızda arı kovanı yakıştırmasını yapacağız. Burada bal üreteceğiz. Burada arılar gerçekten bir kardeşlik havası içerisinde çalışacaklar. Balı üretecekler. Bu balın adı da seçimleri kazanmak olacak. İşte Genel Başkanımız da bu heyecanımızı taçlandırmak üzere geliyor. Yarın saat 11'de herkesi il binamızın, akıllı il binamızın açılışına bekliyoruz. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun hemen yanında zaten oraya gelince büyük bir kalabalık görecekler. Evet. Orada bizlerle birlikte olun, bizleri yalnız bırakmayın, heyecanımızı bizimle birlikte paylaşın. Güzel günlere gidişimizin siz de şahidi olun ve bize bir omuz verin. Evet, çok teşekkürler. Efendim tabii sizi bulmuşken biraz genel siyasetle konuşmak istiyorum. Siz tıp doktorusunuz Sayın Vekilim ve önümüzdeki günlerde yine bir torba yasa daha meclise geleceği ifade ediliyor. 17'sinde meclis kapanacağı yine ifade edildi. Bugün haberleri takip ederken onu duyduk. Ve 21'inde Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili listeleri verilecek. Sizin neden aday olmadığınızı soracağım ama şunu sormak istiyorum efendim. Bir tıp doktorusunuz demiştim. Cerrahpaşa ile ilgili 20 yeni üniversite diye adlandırılıyor. 20 yeni üniversite açılacağı ifade ediliyor ama üniversitelerin Tarsus dahil bölüneceği söyleniyor. Bunu Mersin kamuoyuyla nasıl paylaşmak istersin? Cerrahpaşa dedim, gerçekten oradaki doktorların, hocaların haykırışlarını duydum. Herhalde dedim burada hükümet bir takım yeni argümanlar geliştirir, yeni mesajlar verir. Ama bunlar meclisten geçti efendim. Şimdi, neler söylemek Fatih istersiniz? Fatih Bey, bir kere üniversite kurulmasına hiç kimse karşı olmaz. Aklı olan birisi üniversitelerin kurulmasına karşı olur mu? Olmaz. Peki AKP
üniversite mezunu olan insanlardan az oy aldığı halde acaba neden üniversite sayısını arttırıyor? Hiç düşündünüz mü? Bakın biz eğitime, milli eğitime önem veren bir partiyiz, bir zihniyetiz. Biz gerçekten eğitimli, donanımlı insanlar yetiştirmek isteriz. Bunlar nerede yetişir? İyi okullarda yetişir. İyi ilkokullarda, iyi ortaokullarda, iyi liselerde, iyi üniversitelerde yetişir. Şimdi AKP'nin aldığı oylara baktığınız zaman AKP ilkokul mezunlarından en yüksek oyu alıyor, giderek oyları azalıyor, üniversite mezunlarından en az oyu alıyor. Şimdi AKP gibi bir zihniyete sahip bir partinin az oy aldığı halde üniversitelerin sayısını arttıralım, herkes üniversiteli olsun diye bir söylem geliştireceğini hiç aklınıza yatırıyor musunuz? Bugüne kadar vatanın ilerlemesi için çalışması gerekirken bu insanlar sürekli blokaj yaparak, sürekli her türlü entrikanın içerisinde olarak Türkiye'yi geri çeken bu insanlar acaba neden üniversite sayısını arttırsınlar? Çok basit. Üniversiteleri kimliksizleştirerek, üniversitelerin kalitesini düşürerek buradan mezun olan insanları adeta bir lise mezunu seviyesine çekmeye çalışıyorlar. Bütün hikaye budur. Şimdi Tarsus ayrı bir konudur. Tarsus'la Cerrahpaşa'yı birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü Tarsus ayrı bir ilçedir. Bugüne kadar yapılan sayımlarda 55 ilden daha büyüktür ve bir üniversiteyi çoktan hak etmiştir. Ve orada kurduğumuz, ben de bu üniversitedeydim biliyorsunuz, Mersin Üniversitesi'nde. Orada kurduğumuz fakülteler, yüksek okullar aslında Mersin'le doğrudan doğruya bağlantılı değildi. Orada biz ayrı ayrı okullar kurarak Tarsus'un gelişmesine ön ayak olduk. Evet, Mersin Üniversitesi adı altında kuruldu ama tamamı Tarsus Üniversitesi'ni kurmak üzere planlanmıştı ve güzel oldu. Şimdi Mersin Üniversitesi ikiye bölünerek Tarsus kurulmuş gibi görünmekle beraber öyle değil. Öyle olmayacak. Öyle değil. Ha ne oldu mesela, şimdi siz Mersin Üniversitesi'ni ikiye bölersiniz. Alırsınız bir kısmını Yenişehir'e koyarsınız. Bir kısmı Mezitli'de kalır. O zaman bu bölünmedir. Ama Tarsus'ta üniversite kurmak böyle bir şey değildir. Ama İstanbul'da İstanbul Üniversitesi gibi efendim nam salmış. Ankara'da Gazi Üniversitesi gibi nam salmış, Malatya'da İnönü Üniversitesi gibi nam salmış üniversiteleri böyle karpuz gibi ikiye bölerseniz, aynı ilin içerisinde iki üniversite yaparsanız bu üniversitelerin kalitesini düşürür. Onların dünya sıralamasındaki yerlerini geriye iter. Böylece bu üniversiteler başarısız olur. Yani, AK Parti neden böyle bir kamuoyuna mesaj verme gereğini duydu Sayın Vekili? Bakın AK Parti bir yandan ben üniversite kuruyorum diye mesaj vermeye çalışıyor. Bir yandan da üniversitelerin içini boşaltarak buradan mezun olan insanların eğitim kalitesini azaltmaya ve onların oyunu almaya çalışıyor. Ele geçiremediği üniversiteyi bölüyor. İstanbul Üniversitesi'ni ele geçiremedi. Şimdi böldü, yeni kadrolar ihdas etti ve bu üniversiteleri ele geçirmeye çalışıyor. Atatürk'ün kurduğu Gazi Üniversitesi'ni, Atatürk'e atfen Gazi adını alan bu üniversiteyi bölerek Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapmaya çalışıyor. Ve şöyle bir hinliği var bu zihniyetin Fatih Bey. Bir tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir tarafta Hacı Bayram Veli. Bakın bunların ikisi de bu toplumun değerleridir. Şimdi buna itiraz etseniz, vay sen Hacı Bayram Veli'ye mi itiraz ediyorsun diyecek. Küçük zihniyet, küçük hesap. Öbür taraftan da vay görüyor musunuz, bak bunlar bizim milli değerlerimizle, inanç değerlerimizle oynuyorlar diyen aklı kıt bir zihniyet. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Bu tuzağa biz düşmedik, düşmeyeceğiz. Halkımız da düşmeyecek. Hacı Bayram Veli de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal de bizimdir. Siz şimdi Hacı Bayram Veli ile Mustafa Kemal'i tokuşturursanız her iki tarafta incinir, her iki tarafında bir tarafı kırılır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Üniversiteler bölünerek çoğalmaz. Bunun en güzel örneğini, en güzel söylemini İstanbul Üniversitesi gençler yaptılar. Cerrahpaşalı gençler yaptılar, ellerine döviz taşıdılar. Dediler ki sadece ve de sadece tek hücreli canlılar, bakteriler, amipler bölünerek çoğalırlar. Onun dışında kimse bölünerek çoğalmaz. Bölünerek çoğalma diye bir şey olmaz. Yeni üniversite yapacaklarsa evet. Bugün İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, İnönü Üniversitesi gibi üniversiteler Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş üniversitelerdir. Ve hiçbir şekilde bunların bölünmesini istemiyoruz. Evet. Bölmeyeceğiz de. Şöyle bu konuyu kapatalım isterseniz. Buyurun. Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin adını dahi ağzına almak istemediğini söyleyen bir cumhurbaşkanı.
İnönü'nün adını dahi ağzına almak istemiyorum diyen bir cumhurbaşkanının üniversitelerle biz halkın eğitim seviyesini yükselteceğiz diye yola çıkması trajikomiktir, ironidir. Gerçekten de halka yalan söylemektir. Kimse bu yalanlara inanmayacak. Evet, evet. Üniversiteler artacak ama gelişerek artacak. Ve kalitesi... Kalitesiyle beraber artacak, artacak. Elbette. Efendim, siyasi konjonktür Sayın Vekilim, siz çok içindesiniz. Pek çok söylemlerinizi sizlerin takip ediyoruz. Nasıl görüyorsunuz efendim? Yani biraz önce Sayın Çamağa da sordum ama sizden de onu almak istiyorum. Ekonomik anlamda, eğitim anlamında. Bir de hapishanelerin tıka basa dolu olduğundan hareketle dün Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Ve dedi ki tatif etmemiz lazım. Sosyal barış anlamında buna ihtiyacımız var. Ama öte taraftan 2018 yılında 38 tane yeni hapishane açılacağı ifade ediliyor. Evet. Şimdi bütün bunları nasıl okumamız lazım ve önümüzdeki hafta yine çiftçiyle ilgili, tarımla ilgili, otobanlarla ilgili bir torba yasa daha meclisimize gelecek. Bunu gerçekten aklımız karışıyor. Vatandaş olarak kafalar karışıyor. Nasıl değerlendiriyorsun efendim bir milletvekili olarak? Yani gerçekten hani insanlar son çırpılışlarını gösterirler ya, bunlar böyle son çırpılışlarını gösteren insanların yaptığı işler. Efendim, toplumsal barış kim istemez ki? Yani insanlar suç işleyecekler, hapse atılacaklar. Ondan sonra siz bu insanların dışarı çıkarılması için uğraşacaksınız. Bunun daha önemlisi insanların suç işlemeden toplumsal barışın sağlanmasıdır. Siz Kürtlere elinizi uzatmayacaksınız, Kürtlerle tokalaşmayacaksınız, onları yok sayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki efendim toplumsal barış için af gereklidir. Kardeşim, devlete karşı işlenen suçlar için bir af elbette ki her zaman devlet tarafından düşünülür. Ama vatandaşa karşı işlenen bir suçu bir devletin affetme yetkisi olmamalıdır. Siz benim babamı öldürdüyseniz eğer, devletim sizi affedemez. Kusura bakmasın kimse. Toplumsal barış böyle sağlanmaz. Ancak devlete karşı suç işlediği iddia edilenler, eğer siz terör suçuna bulaşmamış ise bu insanlar, bunları affederseniz, affetmek ne kelime? Onların haklarını iade ederseniz o zaman toplumsal barış olur. Bu insanlar eğer bunu yapmazlar ise kimsenin aftan bahsetmeye hakkı yok. Eğer siz bir bildiri imzaladı diye öğretim üyelerini, en zor yetişen insan kaynağı öğretim üyelerini hapse atarsanız, ondan sonra da toplumsal barıştan bahsederseniz size gülerler. Gülerler size. Siz siyasi partilerin seçilmiş liderlerini, milletvekillerini, belediye başkanlarını sırf kendi siyasi emelleriniz için hapse atarsanız, insanlar sizinle barışmazlar. Bu kan davasına döner. Ondan sonra onlar dururken siz kalkıp da benim babamı öldüreni, benim evimi çalanları affetmeye kalkarsanız kusura bakmayın. Bu işte bir yanlışlık var. Benim babamı öldüren ancak ben affedebilirim. Ben. Benim rızamı almadan kimse hiçbir şekilde böyle genel af filan çıkaramaz. Elbette ki af önemlidir ancak rıza önemlidir. Önce devletimiz diyecek ki düşünce suçlarını affediyorum. Ha, eline silahı almış, terör kusmuş, kan kusmuş. Ben bunları affedin demiyorum. Ya da almış efendim devletimizi yok etmek için gerçekten çalışmış ve bu ispat edilmiş. Bakın iddia, irtibat, iltisak gibi abuk subuk şeylerle değil, açık açık bunları eğer yapmamış ise o zaman devlete karşı işlenen suçları otururuz masaya yatırırız mecliste hep beraber. Böyle bir tanesi ağzından bir şey çıkardı seçim öncesi diye böyle şeyler olmaz. Elbette ki öncelikle İnsanların düşüncelerinden dolayı, hayat tarzlarından dolayı, inançlarından dolayı ya da sırf AKP'li olmadıkları için içeri atılmalarından dolayı içeri atılan herkesi affedeceğiz. Bu zaten affetmek değil. Bunun adı af değil. Haklarını iade etmektir. Biz onu bekliyoruz. Öyle polemiğe de girmeyiz. İster Bahçeli olsun, efendim, ister kim olursa zaman, olsun. Zaman zaman gündeme getirdiniz. FETÖ terör örgütünde bazı mağduriyetler olduğunu ifade ettiniz. Bu mağduriyetler anlamında affı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, hiç kimse ben yaptım Allah beni affetsin ama sen yaptın seni hapse atacağım diyemez. Bugün FETÖ'yle irtibatı da olan
iltisakı da olan, açık seçik ilişkisi de olan yapının AKP olduğunu herkes bilir Fatih Bey. Herkes bilir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu yapı doğrudan doğruya AKP ile ilişkilidir. Bunların açık açık televizyon görüntüleri, videoları her yerde dolaşıyor. Vay efendim ben 17-25 Aralık'tan sonrasını ele alırım dediğiniz zaman bir dakika kimsenin nereden çıktı 17-25 Aralık diye sorar. Kimse kusura bakmasın. Eğer bir şey uygulanacaksa bütün herkese eşit uygulanmalı. Fethullahçı terör örgütüyle irtibatı iltisakı olan en önemli kişiler AKP içinde siyaset yapan insanlardır. Geçmişteki Fethullah Gülen Hoca Efendi dedikleri, Fethullah Gülen hareketi diyerek kutsadıkları yapıyla irtibatta olanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Ondan sonra bunlarla açıkça mücadele eden insanları içeri atıyorlar. Şimdi bu iki yüzlü bir politikadır. Bu ahlaksız bir zihniyettir. Bu ahlaksız zihniyetten Türkiye'nin kurtulması lazım. Çok az bir zaman kaldı. Evet, bir sorum daha var. Çok az efendim. Bir zaman kaldı. Türkiye bundan kurtulacak. Evet. 24 Haziran'da bunlarla hesaplaşacağız. Kesinlikle ben milletin meclisine bomba atanları salıverelim demiyorum. Millete silah sıkanları salıverelim demiyorum. Ama sen gideceksin bir eri, emir eri, adı üstünde er, emir komuta zinciri içerisinde Boğaz Köprüsü'ne gitmiş ne oluyor diye bakınırken birdenbire yakalayacaksın. Orada bu insanı 3 kere 5 kere müebbet hapse mahkum edeceksin. Öbür taraftan boğazı sıkılmış bir genelkurmay başkanını evet. kutsayarak yoluna devam edeceksin. Kimse kusura bakmasın. Bu masalı artık halkımız yutmuyor. 24 Haziran'da bunun açıkça hesabını soracak. Evet efendim, tabii çok konuşacağımız konular var ama Sayın Fikri Sağlar'ı da canlı yayına alacağız. Dolayısıyla Sayın Vekilimiz de şu anda Mersin Milletvekili Sayın Aysu Atıcı ama milletvekilliği için müracaat etmedi. Milletvekili aday adaylığı için müracaat etmedi. Neden? Şimdi şöyle Fatih Bey, işin gerçeği şu. Bir kere 7 yıl milletvekilliği yaptım. Bana verilen bu vekaleti hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Artık yeni insanların parlamentoda görev yapmasına gerçekten inanıyorum. Mersin gençlerle temsil edilebilir. 30 yaş altı bir milletvekilimiz olmasını istiyorum. Açık söylüyorum. 30 yaş altı bir milletvekilimizin Mersin'i temsil etmesini istiyorum. Bir. İki. Ben bu arada 54 yaşındayım. Evet. İki. Mersin'de en az bir kadının Mersin'i temsil etmesini istiyorum. Ben erkeğim. Daha çekilmek için başka sebep sayayım mı? Yani gerçekten Mersin'imizin bir genç, en az bir genç 30 yaş altı, en az bir kadın tarafından temsil edilmesini ben canı yürekten istiyorum. Bu bir. İkincisi, erken seçim olmadan önce benim adım Büyükşehir Belediyesi'yle evet. çok anıldı. Evet. Hiç bunu da şey yapmam, yani reddetmem, inkar da etmem. Evet. Büyükşehir Belediyesi ile adım çok anıldı. Büyükşehir adaylığıyla adım çok anıldı. Şimdi bu görevler talep edilmez. Halk bunu isterse verir. Bana milletvekilliğini ön seçimde bu halk verdi. Şimdi diyor ki dön Büyükşehir'de bize destek ol. Gel Büyükşehir'i sen al. Ben de bu çalışmalara başladım. Şimdi hem milletvekilliğini alayım cebime koyayım. Hem de döneyim bir daha Büyükşehir'e çalışayım. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. İkinci sebebi de budur. Üç. Sebebim çok. Sebep çok ama vaktimiz yok. Tamam. Bitirelim. Üç ve son olsun. Evet. Üçüncü sebep de şudur. Bu daha sonra eklenen bir sebep olmuştur. Çünkü erken seçim yapılacağını bilmeden ben bu kararları almıştım. Ama madem ki bir erken seçim yapılıyor, ben aday olmayarak Mersin'e bir sağlık bakanlığı kazandırmak üzere çalışmalarıma başladım. Herkes belki de bilmiyorlardır. Yeni mevzuata göre bakanlar artık milletvekillerinin arasından seçilmiyor. Evet. Dışarıdan seçiliyorlar. Yani milletvekili olan birisinin bakan olma ihtimali yok. Bu nedenle ben de Mersin'e bir Sağlık Bakanlığı kazandırmak üzere çalışıyorum. Açıkça da bunu söylüyorum. Buna da gurur duyuyorum. Sağlık Bakanlığı'nı yapacağımı da yapabileceğimi de bu potansiyelimi de görüyorum. Bunun için de hiçbir şekilde acaba aday olayım mı diye de düşünmedim. İnşallah Mersin'e bir Sağlık Bakanlığı kazandırırız. Bu sebepleri yan yana alt alta
koyduğumuzda sağdan topla, soldan topla, Aytu Atıcı artık aday olmamalıdır diye düşünüyorum. Aslında evet efendim, çok teşekkürler. Soracağımız, dediğimiz gibi, evet, çok soru çok var. Başka bir zaman olağanüstü hal devam ediyor. Anneler gününü kullanmama ne olur izin verin. Bugün anneler günü. Annelerin sayesinde biz bu ülkeyi kurtardık. Anneler sayesinde biz bu ülkeyi kurduk. Ve annelerle biz bu ülkeyi yeniden kurtaracağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim annelere sözümüz var. Özellikle Gezi'de evlatlarını yitiren annelere. Ankara garında katliamda ölen çocuklarımızın annelerine. Suruç'taki katliamda ölen çocukların annelerine. Roboski'de ölenlerin annelerine sözümüz var. O annelere sözümüz var. Sözümüz şu. Biz 24 Haziran'da bu ülkeyi daha özgür, daha demokratik, daha eşit, daha müreffeh bir seviyeye getireceğiz. Olağanüstü hal devam ediyor. Sayın Vekilim, sakalını ne zaman kesecek? Benim sözüm söz. Siz beni devam bizi izleyenler hiç benim sözünden döndüğümü gördüler. Ben bir söz verdim. Doğrudur, yanlıştır, ayrı konu. Devam ettiği sürece. Olağanüstü hal bittiği gün kesilecek. Bittiği gün. Olağanüstü hal bitecek. İnşallah Muharrem İnce'yle de bunun sohbetini hep yaptık. Evet. Daha o heyecanken dedi ki bana, evet, hoca söz senin sakalını kestireceğim. Benim ki söz seni destekleyeceğim. Yeter ki bu işi bitirelim. Cumhurbaşkanlığı seçimini 8 Temmuz'da biz kazanacağız. İlk turda kimsenin kazanacağını tahmin etmiyorum ama 8 Temmuz'da biz kazanacağız. Olağanüstü hal, yani sivil darbe 20 Temmuz'da ilan edilmişti, biliyorsunuz. İnşallah Muharrem İnce'nin sözü, bana şahsi sözü, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü hali kaldıracak ve ben de sakalımdan kurtulmuş olacağım. Beraber ara verelim efendim.